Bir buçuk zabıtayla koca Akfener'i denetlemek kolay mı sanıyorsun? Temelli Hamdi görevde. Lorelle Hardy'ye benziyorlar. Abi, Yeliz bir şey sordu ama pek anlayamadım. Neden her gece Kur'an okunduğunu merak ediyor galiba. Ben güçsüzüm ya Rabbim. Acizim, zavallıyım. Hiçim. Sen varsın. Ben yokum ya Rabbim. Sensiz yapayalnızım. Her şeyden sana sığınıyorum ya Rabbim. Kendimden de sana sığınıyorum. Allah'ım. Her şey için sana sığınıyorum. Senin yanında ellerim cebimde yürüyemiyorum. Niye volta atmanın usulü budur koçum? Ne bileyim, bana saygısız bir davranış gibi geliyor. Kaç gün oldu doktor? Ölenle ölmüş gibi yaşanmaz. Biri artık önce olmalı. Biri gülmeyi başlatmalı. Kimle kavga ediyorsunuz? Kadere savaş mı açıyorsunuz? Size bu acıyı yaşatana kafa mı tutuyorsunuz? Haşa. Böyle suratınızı asmakla ona zarar mı vereceksiniz? Büyük baban arabasını belediyeye hibe etmişti. Evet. Bazı formaliteler var. Bir iki imza filan. Arabanın belgelerini de almamıştık. Tamam abi. Büyük babama gidelim. Peki öyleyse, anlaşıldı. Ben de gitmiyorum. Saçmalama. Hayır. Madem seni bu kadar rahatsız ediyor, Behzat Bey'le iş ilişkimi kesiyorum. Saçmalama Aylin. Niye? Tamam işte, gitmiyorum Behzat'a. Lütfen işine bak. Hayır dedim. Just a minute. Tamam. Yeliz'e götürür müsün? Kimmiş? Erkek arkadaşın. Aslında kurallar ne diyor biliyor musun? Senin kuralların mı? Lıfsız sığa kuralları. Ne buyuruyormuş? Bu iş yeri para cezasıyla falan kurtaramaz diyor. İlla idam cezası vereceksin. Müebbet kurtarmaz mı? Sabahattin Usta, bak dalga geçme. Arkadaşlık başka, vazife başka. Tabii. Olmaz ki. Merhaba. Oo, buyurun buyurun. Bir de için erken mi? Olsun abi, hallederiz. Çetin sen? Yok, ben yemeyeceğim. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. No, no, impossible. God damn. Arabayı Demirbaş'a kaydetmek için lazım herhalde. Herhalde. Burhan abi bunu isterken bayağı zorlandı. Neden? Bilmem ki. Yüz verdik astar istiyor gibi bir durum olur diye mi düşündü, ne yaptı? Nafile gam. Şahsına mı verilmiş ki zoruna gidiyor? Hah, burada işte. Hepsi burada. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ben bir astar isteyeyim bari. Bu arabanın rengi makam arabasına pek gitmiyor. Anladım. Besim Şerif'inki olsa diyorsun ha? Bey amcayla konuştum. Sorman bile abes dedi. Öyleyse bu evrakı bana niye imzalattın? Öyle ya, tabii. Tamam büyük baba. Bey amcayı bulup halledeyim. Hadi bakalım. Hakan. Bunları niye bıraktın? Sahibine ver. Ama bey amca almaz ki. Ne demek almaz? Ben onun arabasını mı bağışlamış olacağım? Ne hala iş? Devrini mi alır, ne yapar kendi bilir. Arabayı değişecekseniz ancak öyle olur. Peki büyük baba. Kapattıysa kapattı. Bana ne? Senin okulun yok muydu? 3 dersimiz boş. Hoca yok. Evet.
Yeliz'in telefonu öyle kapatması seni niye bu kadar mutlu etti? Bu da geçecek sultanım. Bunu da atlatacağız inşallah. Yeter ki kendini bırakma. Sen gene bu evin direği olacaksın. Kalkacaksın ve biz gene sana yaslanacağız. Sen hepimizden güçlüsün. Kulağından tuttuğu gibi gönderir. Ne söyleyecektin? Tamam. Maaşın. Sağ ol. Saymayacak mısın? Zam yaptıysan sayarım. Evet. İşte şimdi sayarım. Otursana. Teşekkür ederim. Daha fazlasını hak ediyorsun ama şimdilik yaptığım hesap kitap böyle gerektiriyor. Sağ ol. Güle güle harca. Teşekkürler. Bizim hikaye ne alemde? Nurhan. Yavaş yavaş toparlanıyor. Ama tabii aramızdaki mesafe henüz tam kapanmadı. Nihal de, ben de senden söz edemiyoruz. Ama benim sezgilerim oldukça iyimser. Nasıl? Bir doktor talibi olmuş. Ama hiç sıcak bakmıyor. Bunun seninle bir ilgisi olması lazım. Mı acaba? Sezgilerim öyle. Arada bir kasabayı şöyle bir dolaşman lazım abi. Evet, herkesi özledim. Benim açımdan onların seni özlemesi daha önemli. İnsanlarımızın bir kısmı hala otoritenin varlığını hissetmeye muhtaç görünüyor. Hocam devlet ne güne duruyor? İyi bir kaymakam, dürüst bir reisimiz var. Evet, Allah zeval vermesin. Ama insanlar siyasetin dışında bir lidere ihtiyaç duyuyor. Belki bu töreden gelen bir ihtiyaç ama hala geçerli. Hocam, o söylediklerin boyumu aşar. Ama ben zaten evde geçirdiğim zamanı azaltmaya karar verdim. Çok şükür. Allah'a ısmarladık. Yine unutuyordum. Ramazan geldi. Bir dakika bekler misin?
Neriman. Efendim büyük baba. Yavrum cüzdanım öbür ceketimde olacak. Hemen büyük baba. Çeki yazmıştım öyle unutmuşum. Bu ikinci oluyor. Allah kabul etsin. Amin. Gelir misin kızım? Telefonu yüzüne kapattı diye bir sevinmiştim ki hevesim kursağımda kaldı. Yani şimdi o adam gerçekten burada mıymış? İstanbul'dan aradığını söylemiş ama belki de yalan söylemiştir. Abi. Hı? Buraya gelirse ne olur? Ne bileyim ne olur? Ben size söyleyeyim. Hakan abim gebertir onu. Seni canı şiddet mi istiyor oğlum? Abi ne olacak ya? Belçika'dan gelip de kız mı alacak buradan? Oğlum ille de saçmalayacaksan buradan çık. Çalışıyorum. Biz çözmeliyiz. Biz mi? Çocuklar bu işleri daha iyi çözer bence. O dediğin komedi filmlerinde olur oğlum. Biz de komik bir çözüm geliştiririz. Parlak bir fikrin mi var? Henüz yok ama ana fikir ortaya çıkmıştır. Sahi mi? Evet. Mesela gökyüzünü dondurabiliriz. Adam uçağa binip gelemez. Tabii henüz gelmemişse. Abi dalga geçme lütfen. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Adı neymiş? Patrick. Papaz mıymış? Yok anne, adı Patrick. Müzisyenmiş. Bey amca öğrenince küplere binecek yine. Zoru neymiş peki? Niye ısrar ediyormuş? Anne tam anlayamadım ki. Ama Hakan abim öğrenmiştir. Annesinin biraz parası var herhalde. Belki de İliz'in sırtından geçmiyordur. Onun için kaybetmek istemiyorum. Aynen öyle. Parazitin biri. Büyük babama durumu bildirmemiz gerek. Bir bu eksikti. Gerçi Eliz'in bunu niye bu kadar dert edindiğini anlayabilmiş değilim. Çok çok adamı sepetleriz gider. Gerçekten İstanbul'da mı? Telefonda öyle demiş ama Eliz blöf yaptığını sanıyor. Gelirse ne olacak? Dedim ya, tam anlayamadım. Adama borcu yok. Aksine eğer alacak sayılırsa bir sürü parasını yemiş onu. Bey amca öğrenince... ne diyeceğini biliyorum. Komik
olan ne? Bey amcanın ne diyeceğini söyleyeyim mi size? Diyecek ki, oh ne âlâ. Haçımız vardı zaten. Bir patriğimiz eksikti, o da geldi. Şimdi bir kilise kurabiliriz. Tövbe tövbe. Öyle anne. Ama neyse. Büyük babamla konuşayım. Nuran. Efendim? Sen bir şeyler yap. Yeliz bu akşam yemeğe inmesin. Bey amca moralsiz olduğunu görünce sebebini öğrenmek ister. Nihal'e gitseniz. Olur. Ama inşallah itiraz etmez. Etmez canım. O da herhalde babasını fark etmesini istemez. Herhalde. Babaannem her şeyi anlıyor. Nasıl anlıyor? Anlıyor anne. Konuşulanları kesinlikle anlıyor. Yok canım. Bir şeyler tahmin etmeye çalışıyordur. Hayır anne. Bence konuşulanlardan fazlasını bile anlıyor. Bakışlarından belli. Anlamıyor da şüpheleniyordur. Kendisiyle ilgili zannediyordur. Yok anne. Anlıyor. Bu meseleyi onun yanında konuşmamalı. Annemin yanında oturamıyorum. Doya doya elini tutup gözünün içine bakamıyorum. Doğru mu bu doktor? Senin gibi birine bu konuda teselli türünden laflar etmekten haya duyuyorum. Ama annenin toparlanması için senin güçlü görünmen gerekmiyor mu? Yeri geldiğinde katı olmak. Öyle demiyorum. Babam öyle diyor. İnce ve hassas bir insanın yeri gelince katı davranmayı bilmesi asıl marifet. Aynı kelimelerle olmasa bile buna benzer şeyler söylüyor. Çok hoş bir hikmet. Çok doğru. Doğru. Doğru ama güç nerede? Bazen saplantılar insanı esir alabiliyor. Annem bunca evlat ve torun sahibi bir insan. 3 tane daha gelini var. Hepsiyle de iyi geçinmiştir. Hele Zeynep yengem, onu bir kere bile üzmemiştir. Böyleyken bizimkine bambaşka bir düşkünlüğü vardı. Hiçbir kızını bu kadar düşündüğünü zannetmiyorum. Bebek içinse acayip bir heyecan duyuyordu. Gören de sanırdı ki ilk defa torun sahibi olacak. En küçükler gözde olur. En küçük evlat, en küçük gelin, en son torun. Tabii, daha düşkün olacaktım. Doktor. Efendim? Bence artık annenle eskisi gibi yine şakalaşmaya başlamalısın. Bir an önce. Hadi, çıkalım artık. Çıkalım hocam. Aa, burada mıydınız? Hı. Çıkmak üzereydik. Bizim işler bayağı karışık. Allah kolaylık versin. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha doktor. Benim işim uzayabilir, gecikebilirim. Peki bey amca. İyi akşamlar. Size de. Demek öyle. Anlaşıldı. Senin bir tahminin var mı? Yok. Sen de gel hocam. Artık yok. Siz kendinize gelin ondan sonra. İyi geceler. Hayırlı geceler. Ama söylediğim gibi annenle şakalaşacaksın. Tamam. Söz. Deneyeceğim.
Şimdilik yapacak bir şey yok. Babasına hissettirmemeye çalışalım. En azından ne olup bittiğini anlayana kadar. İnşallah bir bit yeni çıkmaz. Sayın Ayşe Deniz Bey'in ziyaretçisi var. Neriman. Efendim amca. Ellerini sen böyle yaptın. Hayır amca, hapları kendisine vermemi istiyor. Sahi mi? Gerçekten, dokunmadım bile. Ver. Anne müthişsin. Bu hızla Hakan'ın düğününde ayağa kalkmış olursun. Sözün gelişi anne. Belki de Nurhan'ın düğününde. Sen bu illeti yenmeye karar vermişsin, onu görüyorum. Önemli olan da bu. Ben çıkıyorum Besim amca. Böyle erken? Sinan'dan izin kopardım. Misafirim var. Ne güzel. Yeliz'le Nurhan bana geliyorlar. İyi eğlenceler. Sağ ol Besim amca. Bana söyleseydiniz. Niye söyleyecekmişiz Nihal? Biz buranın misafiri miyiz? Estağfurullah. Afiyet olsun. İyi geceler. Sana da güzel. Senin de neyin var? Neyim olacak? Seni böyle görmek yetmiyor mu? Ne var bende? Yas tutmanı anlıyorum ama kendini böyle koyuvermen hiç hoşuma gitmiyor. Ücretimizi bile istemeye çekiniyoruz senin bu halin yüzünden. Affedersin. Bana da helal olsun yani. Hiç sormuyorum bile. Basık Behzat'ı geçtim ya. Özür dilerim. Önemli değil. Yarın hemen halledelim. İşin parasında değilim. Senin verdiğin görüntüyü anlatabilmek için örnek diye söyledim. Gerçi bu sıra biraz fazla paraya ihtiyacım var ama önemli değil. Senin yüzün tekrar gülmeye başlasın yeter. Borcun mu var? Borç değil de bir daireye kafamı takmıştım. Onu kaçırmak istemiyorum. Nerede? Etiler'de. O mesele değil Aylin Hanım. Dert edinmeye değmez. Onlar basit iş. Keşke bütün sıkıntılar bu kadar basit olsa. Keşke para her sorunu çözebilse. Devren dükkan almak biraz problemli olabilir. Bazı problemler var zaten. Ayhan Bey fiyat çok diyor. Siz pazarlık yapar mısınız? Biraz beceririm ama bu işte pek uygun olmaz. Öğretmen kırtasiyeciyle ortak olmuş falan derler. O zaman pazarlık işlerini Necdet yapacak hocam. Olur abi.
Bu işleri iyi becerir. Tamam. İnşallah hayırlı İnşallah. Olacak. İnşallah. İyi günler abi. İyi günler. Abi görüşmek üzere. Güle güle. Alo? Yes, yes. Hmm? Yes. I'm listening to you. I can hear you, yes. Okay, yes. Babaanne, lütfen. Büyük babamla annem kızıyor. Yediremedin diyorlar. Yalvarırım babaanne. Yemek? Ben mi yiyeceğim bunu? Yeliz. İyi. Anlamıyorum ki. Hakan, biraz gelir misin? Başka bir şey söylemiyor mu? Söylemiyor amca. Anlamadığım bazı kelimeler var ama onlar şey, anlamı değiştirmiyor. Esas anlam belli. Çılgın bir aşıkmış. Ondan ayrıldıktan sonra müzik bile yapamıyormuş. Gerçekten İstanbul'da mı? Öyle demiş ama Yeliz inanmadığını söylüyor. Peki telefonu nereden bulmuş? Yeliz ilk gelişinde vermiş. Bunca zaman niye bir kere telefon bile etmemiş? Buraya kaç para kira veriyorsun? Ne oldu? Hiç. Öylesine sordum. 30. İstanbul'dakine ne kadar? O çok. Önümüzdeki ay 100 olacak. Biraz gül. Öyle değil. Bu şekilde ne dostluk olur ne de iş yapılır. Ölen ölünmez ki.
Hayat devam ediyor. O kadar basit değil. O kadar basit. Hayat devam ediyor işte. Somut gerçek bu. Görmezden gelemeyiz. Benim basit değil dediğim şey başka. Ne? Üzüntüm sadece sevdiğim bir gelinimin genç yaşta ölmesinden değil. Çok daha başka bir şey var. Çok daha derin bir yara var. Doktorla bu kızın arasındaki sevgiye tanık olmuş biriyim ben. Dünyalara bedel bir aşktı o. Ece intihara bile teşebbüs etmişti. Tabii sen bunu bilmiyordun. Yo, işitmiştim. Destan gibi bir şeydi. Bu kaza bizim hayatımızdan sadece çok güzel bir gelini alıp götürmedi. Hayatımızdaki şeyi bitirdi. Şeyi, masalı bitirdi. Evet, gerçekleşmiş bir masalı bitirdi bu kaza. Ah, içimdekileri bir anlatabilsem. Bundan daha güzel anlatılamaz ki. Heyecandan yüreğim ağzıma geldi neredeyse. Kıskançlığın gücünü görüyor musun Aylin Hanım? Başka zaman olsa Basık Behzat bir yaprak ısıtısından yıkılırdı. Ama şimdi senin önünde düşmemek için nasıl da kahramanlaşıyor. Aslanım benim! Ne oluyor Besim Reis? Ne oluyormuş? Yani avukatlarım yanında oturuyor diye Akfenerleri ezmeye hakkı mı var? Ne diyorsun Basık? Yolun ortasında işin ne? Yolun ortası mı? Baksana reis, ben neredeyim? Bak bak! Aylin Hanım söylesin, kabahat kimde? Ben göremedim ki. Gerekmiyor muydu? Kabahat onun. Ama sen dalmıştın. Yola bakmıyordun ki. Tamam ama ben vaktinde dönmüştüm. O araba yolundan gidemez. Gerizekalı. Geldim. Ha. Çek hazır. Al. Bu ne? Nesi var? Ne parası bu? Ben o kadar pahalı bir avukat değilim. Kimse değildir. Ev almayacak mıydın sen? Tamam ama bunu nasıl öderim? Onu sonra konuşuruz. Toplantıya yetiş bakalım. Büyük babam nerede? Yemek odasında. Görüşmem lazım. Görüşebilir miyiz büyük baba? Evet Çıvan'ım. İki konu var büyük baba. Öyle mi? Çok önemli. Dinliyorum. Birincisi? Yeliz Alan'ın durumu. Hey. Bu konuyu çocuklar iyi çözer dedim. Turan abim benimle dalga geçti. Ama ben hala böyle düşünüyorum. Yani büyük baba, o adam buraya gelip bir yaramazlık yaparsa ben arkadaşlarımla onu halledebilirim. Ha. Büyükler bir şey yapsa belki suç olur. Ama ben bütün arkadaşlarımla onu şey yapabilirim. Buradan gitmek zorunda bırakabilirim. Baba izin verirseniz bunu ısırıp yiyeceğim ben. Aferin benim civarıma. Olmaz mı büyük baba? Eh bir bakalım. Biz halledemezsek iş sana düşer. Ama şimdilik bey amca bilmiyor. Tamam. Koçum benim. İkincisi? Şimdi ben Bahadır'la arkadaşım ya. Evet. Nedim ağlam cenazeye geldiğinde onunla arkadaşlığımı öğrenince bazı şeyler sordu. Ha. Yani sanki benim Bahadır'la arkadaşlık etmemi istemiyor gibi geldi bana.
Neden istemiyormuş? Yani işte eskiden Burhan abiyle evliydi diye mi bilemiyorum ki. Yok yavrum yok. Sana öyle gelmiştir. Nedim'e alan bunu yapmaz. O iş kapandı artık. O defter yok. Biz Burhan'la hısım akraba değiliz ama komşuyuz. Yani Bahadır'la arkadaşlık etmemde şey yok. Hiçbir mahsur yok. Şimdiye kadar sana bu konuda bir şey söyledik mi? Hayır da şey, Bahadır bana güceniyor. Niye? Ben sizin eve geliyorum ama sen hiç bize gelmiyorsun diye sıkıştırıyor. Baba, bu çocuk diplomat olacak. Bir izin istemek için dolandığı yollara bak. Yok amca, gerçekten Bahadır çok üzülüyor. Daha gelmeyeceğim size diyor. Haklı, çok haklı. E sen niye gitmiyorsun? Gidebilir miyim? Niye gidemeyeceksin? Çok teşekkür ederim. Bıcı 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 bıcı. Gelmeyecekse bekleme. Abi gelmek üzere. Kesin mi? Kesin ama çok kalmayacak. Yine Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan gelmiyor mu? Sabah geldi. Ha iyi. Arada bir uğruyor demek ki. Başkan, dediklerimin hiçbirini yapmıyorlar. Dırdırı kes. Elemanların onlar. Uzatma. Başkan, bildiğin gibi değil. Dinlemiyorum. Peki o zaman. Şey diyeceğim. Pideci Sabahattin senden torpilli mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye çıt etmiyorsun lan? Dinlemek için tırsmışsın oraya. Ne tırsması be? Başkanı bekliyorduk. Adam bir kalkar öhö filan yapar. Sana ne ya? Kesin be. Dingon'un ağrı mı lan burası? Bana bak Çetin. Sabahattin mi öyle söyledi? Evet. Ne çekiniyorsun? Sabahattin'in yüzüne söyleyemeyeceğin bir şey mi konuşacaksın? Palavra mı atacaksın? Ne yapacaksın? Başkan, bunun yanında niye konuşalım ya? Ne olmuş? Benim kimseden gizli saklım yok. Evet. Ne dedi Sabahattin? Sana ne söyledi? Hayır başkan, bir şey söylemedi ama bizi hiç takmıyor. Adam yerine koyduğu yok valla. Sen esnaftan ne bekliyorsun? Önünde ceket mi ilikleyecekler? Yok başkan ya. Hadi yürü işine. Senin görevin yönetmeliklere aykırı bir şey gördüğümü önce uyarmak. Hı-hı. Sonra da gereken işlemleri yapmak. Hı-hı. Esnafla tartışmak yok. Pazarlık yok. Hı-hı. Domuzluk da yok. Labalilik hiç yok. Kaç defa söyleyeceğim bunu sana? Neyse, sonra konuşuruz. Konuşulacak bir şey yok. Yaşar. Bilet ne oldu? Tamam. İşine bak Çetin. Bir işin mi var? Reis, aslında uzun konuşmak lazım ama gidiyorsun. Mesele nedir? Biraz uzun konuşmak lazım. Ya o meselenin adını bir söyle Tayfur, canımı sıkma ya. Biliyorsun reis, babam şirketteki hisselerini bana devretmişti. Bilmiyorum. Nasıl bilmesin ya? İhale öyle katılmıştım ya. Bilmek zorunda mıyım? Neyse, diyorum ki bundan sonra babamla beni karıştırmayın. Şirket bende. Belediyeyle iş yapmak istiyorum. Yani baban hülle yapmak için kendi hisselerini sana devretti. Şey, şöyle olmuştu. Uzatma oğlum. Babanın hisselerini çaldın yani. Reis, ne biçim konuşuyorsun? Ulan baba üçkağıtçı, oğlu ondan üçkağıtçı. Benimle böyle konuşamazsın. Ulan defol git buradan be. Ağzımı bozdurma benim. Defol. Şuna bak ya, Allah Allah. Geliyor. Temel, kapıyı aç. Güle güle başkan. Uğurlar olsun. Yalakalık senin karakterin o. Ha Yaşar. Evet başkan. Arabanın devir teslim işlerini bir an önce bitir. Resmi plaka takılsın artık. Tamam başkan. Ben takip ediyorum. Thank you.
oldu? Geliyorum. Yenge yeter artık. Babamı çağırmaya gidiyorum. Dur Bahadır dur. Ne yapıyorsun oğlum dur. Fırtına geliyor. Bu havada. Evet. Yengem finalaştı. Neyi var? Karın ağrısından kıvranıyor. Dayanamıyor. Sen ortalığı topla, motoru yağla, ben geliyorum. Tamam. Hadi. Efendim. Necdet amca. Burada bir saniye. Alo. Doktor, iyi akşamlar. Yahu sorma, bizim gelinin bir ağrısı var. Bilmiyorum ki. Evet. Anladım Necdet abi, tamam. Bence İstanbul'a götür abi. Bey amca henüz evde değil, cep telefonundan bulursun. Peki abi, geçmiş olsun. Evet anneciğim, bu kadar istirahat yeter. Kalk bakalım. Fizik tedaviye başlıyoruz. Bayramda ayakta olacaksın. Hadi bakalım, yaptığımı yap. Deneyeceksin anne, yapacaksın. Bu maçı alacağız, başka yolu yok. Oturduğun yerde içtiyse ütü falan yaparsın. Boş durana ekmek yok. Hadi anneciğim, dene bakalım. Otur Şerif. Bir problem var. Eğer soğukkanlı davranacağına söz verirsen bunu seninle paylaşacağım. Tamam abi. Yeliz'le ilgili. Bak çocuklar Yeliz diye diye bana da izlemeyi terk ettirdiler. Belçikalı arkadaşı geliyormuş. Belki de gelmiştir. Böyle bir şey yapacağını biliyordum zaten. Hiçbir şey bilmiyorsun. Abi görüyorsun, mal meydanda bilmez miyim? Hiç öyle bildiğin gibi değil. Kehaneti çıkmış adam havalarına girip de kafamı kızdırma. O arıyor ama bu ne yapıyor? Rahatsız. Kendi kendini yiyor. Ayrıca sen
Niye kızıyorsun ki? Nasıl kızabiliyorsun ki? Senin başka kadınlarla düşüp kalkman çok normal... ...ama başkası senin kızınla düşüp kalkınca rezalet, öyle mi? Her neyse, şimdi meselemiz o değil. Benim senden istediğim... ...bu olay karşısında soğukkanlı davranman. Konuya hiç karışmaman. Tamamen bana bırakman. Söz verecek misin Şerif?